Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni manyak bir içerikle karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz üzere eski yılbaşı vlog videomu izleyeceğim. 2017'ye girerken bir yılbaşı vlogu çekmiştim. O zaman bayağı küçüktüm zaten, değişimi görünce şok olacaksınız. Lafı fazla uzatmayalım ve o videomuza geçelim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Geçelim videomuza. 4 Ocak 2017'de paylaşmışım ben bu videoyu. 17.000 izlenmiş, 2017'ye dakikalar kala yılbaşı vlogu diye de başlığımı atmışım. Şöyle tam ekran yapalım. Çok şu an heyecanlandım ya, nedense böyle bir heyecan geldi. Hadi bakalım, başlattık. Just Play Game yılbaşı vlogu. Eskiden, bu arada bilmeyenleriniz varsa, kanalın ismi Just Play Game'di. Sadece oyun oyna falan, hani bu tarz böyle bir başlık atmıştım. Sonradan Arden Papazyan olarak kendi ismime çevirdim. Evet, bugün... Şu arkada ne var abi? Şu arkada ne olduğunu... Bak, şu sıkma şeylerinden var. Onları ben dolaba bir yere kaldırdım. Şu an böyle sıkıyorsun bileğin gelişsin diye. Bir deodorant var. Bu Star Wars kılıcı var. Şu an uzakta duruyor. Şu tarafta duruyor. Vay vay, figürler var. 31 Aralık Cumartesi günü. Daha doğrusu şöyle diyeyim. 31 Aralık 2016 ve 2017'ye çok az kaldı. Saati göstereyim şöyle, 12.30'a geliyor. Ya bu ne şekil bir şeydi? Bu şu an nereye gitti acaba? Böyle bir saatim vardı benim. Çok şekilli, çok hoşuma gidiyordu. Daha bugün yapacak çok işim var. Yalnız video... kendime şu an bir eleştiri yapacağım. Çok durdurdum, özür dilerim. Abi ne sallıyorsun kamerayı? Şu nedir? Böyle bir görüntü var mı ya? Kamerayı bu kadar sallanır mı bu kamera? Atlete bak, şu kola bak. Ben hazırlayayım. Kamerayı da tutamıyorum. Video falan hazırlayacağım. Ders çalışacağım falan. Bayağı işim var bugün. Ondan sonra misafirler gelecek. Akrabalarımız falan gelecek. Hepsini de vloga çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Aa! Şuna bak. Gidin karantinada bir gün geçirdim videosunu izleyin. Orada mesela şöyle şeyler yok. Bu niye var abi? Hemen açıklıyorum. O zamanlar ben sivilce olaylarına vesaire ekstra takmıştım ve böyle yüzümü falan temizlemek için losyon, değişik bir şey almıştım. Şu an onu kullanmıyorum. Sadece sabunla böyle yıkıyorum yüzümü. Ama o zamanlar onu kullanıyordum. O yüzden var. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bak, şurada sivilce şey, sivilce kremi gibi bir şey bu. Yakıyordu böyle. Listerin abi. Listerini biliyorsunuzdur zaten. Abi ya, git bir koltuk altını temizle be kardeşim be. Öf. Bir de şu atlet. Atlet şu an, bu atlet aynı atletler hala duruyor bir iki tanesi. Çok eski de attık bazılarını. Abi o giyiyorum mesela, sıkıyor artık beni. Böyle patlayacak gibi oluyor atlet. Şuna bak. Aa! Ne yapıyor? Oğlum senin bıyığın mı var? Alıyorsun. O zaman böyle demek küçük küçük tüy çıkıyormuş. Yine alıyormuşum makineyle. Bak ya. Alerji için burnuma şey sıktım bu arada. Bir tane burun neydi? Otrivin diye bir şey var. Onu sıkmıştım. Oğlum donlu donlu, şu ne ya? Terliklere bak. Allah'ım ya Rabbim. O zamanki bilgisayarım. Evet, şimdi işlerimi yapmış bulunmaktayım. Kahvaltıya gideceğim, ardından geleceğim. Ha, şeye de bakalım. Bak şu an oda o kadar farklı ki bu arada. Oda vlogunu izlemeyenler için ben iyi butonuna bırakacağım. Şu gördüğünüz dolabın olduğu yerde oturuyorum ben şu an. Öyle söyleyeyim size. Yani arkam o dolabın olduğu yer. Şurada dolap vardı işte. Çok farklı. Şu an bakalım, çok farklı. Bak, duvar rengine bak. Gelmişti oyun bana. Kodunu atmışlardı bana, ona bakalım. Gelmiş mi, ne olmuş? Hala inmemiş. Sabahtan beri indiriyorum. Halen daha inmemiş. Vay. Vay namussuz vay. Neyse tamam, şöyle koyalım o zaman. Hangi oyun? Watch Dogs'u mu indiriyorsun? Abi burada bir detay var. Bak burada bir detay var. Bir insan neden ders çalışırken alt tarafı eller? Bak neden eller? Ben gerçekten bunu sonradan fark etmiştim. O zaman montajlarken fark etseydim çıkarırdım. Niye elliyorsun abi orayı? Bak. Bak bir. Bak bak gelecek. Lan 2 3 4 o 5 6. Aa neler yapıyor orada ya? Bu ne ya? Allah Allah. Bak bak hala eliyor orada. Matematik mi ne? O zaman ben 8. sınıftım. TEOG zamanıydı benim. Her gün böyle düzenli ders çalışma mevzuları falan vardı. Şu anda 12. sınıfım. Babaya bak, dersi nasıl çalışıyor? Hala eli orada ama ya. Niye şöyle çalışıyorsun orayı elleyerek? Evet, şimdi
görüyorsunuz yeni bir FIFA videosu çekeceğim. PC'den çekeceğim. Saçım çok kötü olduğu için yani kötü değil de bir değişik böyle daha yeni kesildiği için hoşuma gitmedi. Böyle gözüksün istemedim videoda. O yüzden böyle bir... Kamerayı nereye tutuyorsun ya? Kamera niye burayı çekiyor? Hoşuma gitmedi. Böyle gözüksün istemedim videoda. O yüzden böyle bir bere takmak istedi canım. Şu bereyi düzelteyim. Şuradan da bakayım kendime. Abicim normal saçımı göstereyim size. Nereden gösterebilirim? Şöyle bak. Abi bu ne? İki tarafa ayrıldı bu. O nasıl bir saç lan? Neden böyle olduk şimdi? Normal saçımı göstereyim size. Nereden gösterebilirim? Bak bak. Şöyle bak. Abi bu ne? İki tarafa ayrıldı bu. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Abi. Neden böyle olduk şimdi? Bunu da anlamış değilim. Allah'ım yarabbim. Niye iki tarafa ayrıldı? Şunu bir daha Allah aşkına bir daha şu saça bak. Dur bir dakika. Ortadan bir şey girmiş oraya bak. Nerede? Göster oğlum Arden. Nerede gösteriyordun? Neden böyle? Bu ne? Abi bu ne? İki tarafa ayrıldı bu ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Neden böyle olduk şimdi? Bunu da anlamış değilim. Allah'ım yarabbim. Niye iki tarafa ayrılıyor? Neden benim saçım? Evet şimdi videoyu bitirmiş bulunmaktayım. Bayağı güzel bir fotoğraf videosu oldu. Zaten yayınlanmış olacak hani. Bu hangi video biliyor musunuz? Bekle. Bak burada abi. 2016 yılının son fotoğraf videosu. Vay 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 vay. 10.000 izlenmiş. Düşük izlenmiş tabi. O zamanlar kaç bin abonem vardı falan hatırlamıyorum. Ama bu da bu video. Yine iyi butonla bırakırım izlemek isteyenler için. Neyse devam edelim. Şöyle göstereyim. Şurada abicim bak böyle bir foot draft oldu. Saçım abi bak şu iki arası çok kötü diye bere takacaktım ama takmadım. Daha fazla göstermeyeyim. Videoyu izlersiniz artık. 7-7.5 gibi akrabalarım gelecek. Yani bir saatim falan var. O bir saat içinde de zaten edit yapacağım. Az kaldı. 2017'ye gireriz. Çok az kaldı. Baba montaj değil ama. Baba edit yapıyor montaj değil. Lütfen. Aa dedem. Burada şöyle bir mevzu var. Bu akrabalarım arasından iki tanesi şu an hayatta değil. Hayatını kaybetti son 3 yıl içinde. Hayatlarını kaybettiler. Bir tanesi benim anneannem. Geçen yıl hayatını kaybetmişti. Onun da bilgisini vereyim. Öyle araya söylemek istedim. Anmadan geçmek istemedim. Anneannem görüyorsunuz anneannemi. Geçen yıl kendisini kaybettik. Zaten beni yakından takip edenler bilir. Böyle bir açıklama falan yapmıştım çok kısa. Öyle. Yalnız sofra falan görüyor musun abi? Yani 2021'e girerken böyle şeyler olamayacak ne yazık ki. Çünkü korona var. Ne güzel aileler toplanıyordu, evlerde yılbaşı kutlanıyordu. Böyle bir şey olamayacak ne yazık ki. Bu yıl hepimiz evlerde olacağız ve şunu da buradan açıklamasını yapayım. Yılbaşında Twitch kanalında canlı yayında olacağım. Linkini bırakıyorum. Beraber video izleyeceğiz. Dedemin yanına ineceğim. Onunla konuşacağım. Annemle, dedemle. Çok güzel bir yılbaşı yayını yapacağız. Haberiniz olsun. Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yılbaşı gününde çekiliş de olacak. Devam edelim. Orada bir basket maçının tekrarını falan izliyoruz. Dedem orada. Bakın ben buradayım. Anneannem. Yani şöyle akrabalık ilişkilerini anlatma konusunda ben biraz zayıfımdır. Hani teyze, hala falan ben böyle birazcık zayıfımdır. Ama buradaki hepsi çok yakın akrabamız. Yakın akrabalar yani. Yemekleri görüyor musun? Canım çekti şu an ya. Anneannem burada bizim böyle bir köşemiz vardı. Fotoğrafların olduğu onları gösteriyor. O meraklıydı böyle şeylere. Hani fotoğraf köşesi olur. Bak şu köşeyi görüyor musun mesela? Onu kendi yapmıştır. Bak benim de fotoğraflarım var. Çok yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Bak ben buradayım. O zamanlar 2016 tabii. Fenerbahçe'nin basket takımı da çok iyiydi. Ben baskete aşırı ilgiliydim o zamanlar. Öyle. Onun da bilgisini vermiş olalım. Kesin öyle bir sohbet dönmüştür yani orada. Dedeme bak. Eli falan görüyorsun kolunu falan. Buralar full hızlı çekim ha. Bana bak. Orada bir şey bak bir story atıyorum. Birine bir şey yazıyorum bak. Kızlarla mı yazışıyorum acaba? Sonra uyuyorum gidiyorum. Aa oradaki muhabbete dahil oluyorum çünkü futbol konuşuyorlar. Futbol ve basket bir şeyler konuşuluyor orada. Sonra yine geliyorum. Yine uyuyorum. Ya müzikler çok güzel değil mi? Yılbaşı müzikleri. Tın 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 tın. Ben herhalde şu an içerideyim. İçeride çünkü annemler, anneannemler falan sohbet ediyordu. Ben de onların yanına bir gittim herhalde şu an. Aha. Ne oluyor lan? Bir dakika burayı izleyelim. Burayı merak ettim.
5 dakika kaldı yılbaşına. Herkes bir anda kalkıyor. Herkesi çağırdık. 5 dakika kaldı yılbaşına. Bir dakika, oraya bir daha bakalım. 5 dakika kaldı yılbaşına. Bak herkes nasıl kalkıyor bir anda. Bak bak. 5 dakika kaldı yılbaşına. Hadi gidelim. Vay be. Eski zamanlar. Yani 3-4 yıl önce olmasına rağmen yine de eski. Bak bak. Sen ne yapıyorsun? Aha. Sayıyor. 7 6 5 4 3 2 1 7. Burada herkes tebrikleşecek şimdi. Ya yani tabii ki üzücü. Bu videoyu izledikten sonra hani burada arada bazı akrabaların şu an hayatta olmaması falan insanı üzüyor. Eminim ki sizin de böyle vefat etmiş akrabalarınız vardır. Ha şunu da açıklamasını yapalım bu videoyla birlikte. Videolarda babamın olmamasının sebebi, ben 13 aylıkken babam aniden vefat etmiş. Ben kendisini tanıyamadım. Ne yazık ki aniden vefat etmiş. Herhangi bir hastalığı falan yokmuş. Bu yüzden çektiğimiz videolarda kendisi yok. Bu yüzden yılbaşı vlogunda kendisi yoktu. Haberiniz olsun, yani çokça böyle soru geliyor. Hepsine de buradan toplu bir yanıt vermek istedim. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Ben 13 aylıkken babam aniden vefat etmiş. Olay bu arkadaşlar. O yüzden babam videolarda yok. Herkes soruyor. Buradan da cevap vermiş olalım. Evet, bu videoda böyleydi. Güzel bir video çekmişim o zamanki halime göre. Gerçekten ben çok beğendim yani kendi videomu şu an. Dediğim gibi bu yıl istesek de böyle bir video çekemem. Çünkü niye? Toplanamıyoruz. Covid var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir içerik yapmak istedim size. Twitch kanalımda da ara sıra videolar izliyorum. Yani rastgele başkalarının videolarını da izliyorum. Twitch kanalıma da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın Erdem Papazyan ailesi.